Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu uzay işleri bitmiyor biliyorsunuz. Uzayda her zaman iş vardır. Şimdi bak uzayda ne işler var? Bak göstereceğim hepinize. Bak şimdi. Bayağı bir ilerlettik ama sürekli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için de bazen materyal toplamamız gerekiyor. Su ve yemek ihtiyacımızı bir halledelim. İçtik. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz malzeme toplamamız lazım. Sülfür chest'ini boşaltacağım. Onun dışında alüminyumun oraya gideceğim. Şimdi şuradan kobalt kullanmadık değil mi hiç? Vallahi kullanmamış ha. Tamam, şuraya doldur. Kelebek çiftliği K2 geldi. Güzel. Silikon var mı? Bitmiş zaten, elimizde hiç kalmamış ki. Toplayalım biraz. Aa, bizim deli gibi silikon basmamız lazım ya. Magnezyum bu chest tamam. Bu chest yarım. Bu chest boş. İki magnezyum şuraya ekleyelim. Ya bu süper alışım bayağı bir yoruyor bizi. Ama el mahkum işte, yapıyorsun. Demiri koyduk. Şimdi alüminyumun olduğu yere bir gidelim. Bir de bu K2 ne istiyor ya? Zeolit, biyoplastik, 2 adet kumaş ve K2 gübre. Var olanları kırarak yapmak daha mantıklı şu an. Ham maddeyi dönüştürmek yani. Şimdi bunları buradan hop uçuyoruz. Hemen alüminyum bölgesine. Satışı yapmışız. Mangır gelmiş. Güzel. Buradan bir gidelim. Alüminyumlarımızı alalım. İlk işimiz mal toplamak zaten mecburen. Sevsen de sevmesen de. Karanlık bölgeye doğru geliyoruz. Şöyle alalım abi burada ne varsa. Şimdi bir kurtarıyor bizi buradan çıkan. İndeks hızlı ilerliyor fakat sıcaklık ve özellikle sıcaklık. O süper alışım muhabbetine bir çözüm bulmanın önce o chestleri ağzına kadar doldurmamız lazım. Ve silikon yani nedense şu an bulmakta çok zorlandığımız bir materyal oldu. Artık çok fazla şey çalıştığı için FPS'ler kasmaya da başladı abi. Bu chest full. Bu chest'e yükle. Biraz alüminyum yükledik. İyi, tek tük kobalt geldi. Az bir şey de magnezyum. Titanyum. İki de demir. Tamam. Şimdi şu bize larva üreten terbiyesizdeki larvalarımızı alalım. Rokete koyar satarık. Şimdi dur.
Hazır elimiz değmişken şunları alıyoruz abi buradan. Kelebekler var. Şu larvaları bir alalım hocam. Hepsini bir topla. Güzel. Bunları aldık. Bunları gidelim. Şeye bir koyalım ya. Yukarıdaki larva chestlerine bir atalım. Sonra elimizde var olan mala bakarak geri kalanı halledeceğim. Şimdi şurada bir larva chestim vardı benim zaten. Bunların hepsini buraya bir dolduralım abi. Ne var ne yok elimizde. Gel abi. Bu da larvalar. Burası da larva hocam. Şimdi şu alet ne istiyordu? Öyle kumaş falan istiyor bu. Tamam. Bunda kumaş yok en azından. Bunu tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Şimdi şu kelebek makinelerini bir kırayım. Güzel. Şimdi bu iki kumaş istiyor her bir maldan. İpek kesin elimizde büyümüştür. Vardır yani. Onunla da ipek böceği de hallederiz ya. Ne olacak? Böcek larvamız var yani. Burada ipeğimiz var. Burada da var. Ver abi 4 tane ipek. 2 de buradan var. 6 tane. Şunlardan bir kumaş üretelim. Bir iki tane yapalım. Olmadı yukarıdan kumaş desteği alırız. Ne oldu? 3 kumaş mı oldu? Orada kalan ipekten bir kumaş daha yapabiliyorsam ki bence yaparım. 2 tane daha alıyoruz abi. Bir kumaş daha 4. 2 tane yapacağım şimdi. Evet, şimdi şu makineden bundan 2 tane yapacağız şimdi. Hayvan gibi arttıracak. Böcekler roketleyecek, uçacak yani. Şimdi şu bölgede gel bakalım. Bir tane koydum. Bir tane de buraya koydum. Şimdi benim üst kata gidip kumaş almam lazım. Yani bir 6 tane kumaş alayım ben üstüme. Ona göre duruma bakalım. Yani sonuçta ticaret roketiyle üretimin fazlasını satıp TT paraya çevireceğim. Şurada kumaş var. Altı tane aldım ki daha fazla üretirmişim. Ben daha fazla üretirim lan bu aletten. Fulle. Ve elimizde kumaş bitiyor. İpek böcek gik 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 gik. Ben bunun kumaş isteyeceğini bileydim, kumaşlarımı satmazdım hocam. Oğlum hala koyabiliyorum ha. Oğlum hala koyuyorum lan.
Bitmedi lan. Oha. Şimdi kumaş bitti. Değil mi? Kumaş üretmemiz için ipek böceğini beklememiz lazım. Ben yukarı gideyim. Biraz larvalarla haşır neşir olmam gerekiyor. Ama bir su içelim önce. Bir tane var. İçinde de bir tane var. Orada biraz biriksin. Nadir larvayla kakim istiyordu bu at arabası. Ona bir bakayım da. Mutajen K2. Mutajenle yapılan %500'lük. Bu da %1000'lik. Mutajen K2 ile yaparsam eğer 1000'lik 1200'lükler geliyor. O zaman şöyle yapacağız. Mutajen K2 yapmamız lazım. İki tane mutajen K2 yapayım ben. Benim elimde mutlaka burada mutajen vardır abi. Biliyorum abi vardır yani. Bir tane mutajen K2, bir tane daha mutajen K2. Şuradan 2 adet siyah gübre alacağım. Ve nadir larvayla kendime şey dizeceğim. Nadir larva 2 tane chest'in içine alalım. Bir de şu 1200, 1200, 1200, 600, 1000, 1000, 1000, 1000. Yani kallavi olanlarını aldım hep. Evet, burada öyle kallavi bir larva şu an yok. Şuradan dizelim. K2 gübre nadir larva gönder. Düşük güçlü olan larvaların yerine %1000, %2000 olanlardan koymaya başlıyoruz. Çünkü artık bu işten ya bir de ağaçları da çözmem lazım hocam. Yani bu ağaç muhabbetine de çözüm bulacağız. %1000 küsür verenler var. Şunu bir dizelim. İyicene bir dizelim. Artık ne verirse şu da 600'lük. Hadi çöpe gitmesin. Şu an ben çöpe gitmesin olayındayım hocam, işin çöpe gitmesin yani. Fazla işte 600 de fena değil. %1000'lik 1200'lükleri kullanıyorum. Ver abi. Diz abi yine 1000'lik verecek. Her türlü verir yani. 1000 verir eminim. 1000 vereceğine eminim. Yani %1000 verir abi. Hadi oğlum. Bunun elimdeki yüksekleri bir dizeyim. Ve iki tane kumaş yapabilirsem.
Hadi lan şu bir tane daha yaparsa hepsi ok olacak. Dur bir tane daha ipek çıkarsın oradan. Hayvan arttırıcı özelliği yok. Bu böcek arttırıyor. Şu hayvan arttırıyor. Bu hayvan arttırıyor. Şu amfibi canlılar hayvan arttırıyor. Yani kurbağa yumurtası bulmam lazım. Ya da kurbağa yumurtasını üretebiliyor olmam lazım. Hadi oğlum. Başarabilirsin, hadi. Bak sana çok güveniyorum, haydi lan. Sende bu ışık var koçum. Yüz saniye mi diyor? Vay şerefsiz. Ben geçerken birini nadir larvayı üretebilir hale geldik. Oy, ikişer ikişer koyuluyor bunlara. Anam, anam, anam. Bir tanesini koydum. Buraya daha koyacağız. Gidip şey yapmam lazım. Mutajen K2. Şimdi mutajen K2 yapmam için bana mutajen lazım, değil mi? Bir tane gübre. Nadir larva var mı lan elimde? Var bir tane daha. Güzel. Hemen %1000 ya da 1200'lük bir tane daha. Böcek arttırıcı kopacak ya. Uçacak yani. Kopmak ne kelime. Cozacak böyle. Kurur, haldır haldır yani. Hadi oğlum. Yalnız elimde başka larva yok. Ben şimdi bir kumaş daha yapacağım. Yapayım hazır gelmişken dur. Koy bunu da.
Bu da K2 olduğuna göre o zaman şimdi ne yapacağım? Onu o tarafa attım. Onu da o tarafa attım. O zaman şunu yapmam gerekiyor. Bana kelebek larvası lazım. Bu arada nadir larvayı üretebiliyoruz diye çıktı ama. Nadir larvayı nasıl üretiyoruz abi? K4 gübre, K2 bitkisel plankton, C. Yani yapabiliyoruz ama tabii mal toplamamız lazım. Şimdi ben bir su yemek ihtiyacını şu arkadaşım bir karakteri halledeyim. Evet. Şimdi hocam. Elde var olan larvaları basacağız oralara. 600'lük. Şu 230'luk. Şunlar 250'lik. Oğlum ne varsa anca sığacak oraya ya. Ver hepsini. Yetecek mi dersin? Bunları bir koyalım bakalım ne olacak. Çıkartalım, 300'lük var elimde bir tane. Güzel. Ciddi anlamda böcek arttırmaca yaptım mı düşünüyorum. Aslında göceklerin nasıl oynattığımızı şuradan ekrandan bir görelim ya. Daha da fazlasını istiyor. Daha da fazlasını istiyor. Ama bence daha da fazlasından ziyade şey lazım. Nadir larva var mı elimde? Nadir larvalar. Bir tane nadir larvam var. Bir tane nadir larvam varsa bir tane mutajenle gübre işini aşağıdan bir hallediverem. Şöyle şu üçünü birleştirip bir binlik lava yapalım. Oradan bir 100-175 bir haltlar var orada. Onu çıkartalım, bunu koyalım. Böyle böyle. Planktonlarla larva falan üretmeye başladım ama yani iyice karışacak gibi görünüyor. Dur bakalım ne kadar gidecek göreceğiz. %43. Şuradan bir alalım abi larvayı.
Bu arada şu arıza mazingosu böcekleri arttırıyor, bitkileri de arttırıyor. Bundan yapabilirim. Elimdeki malzemeye bakılarak. Şu an benim kelebek zamazingosu değil, onların içindeki larvaları değiştirmem lazım. Hepsini binlik larva yapmam lazım. Mesela bak kısmet. Şu an 1200'lük larva verdi. Hemen aşağı gidiyoruz. Bak bu 230'luk, bunu al abi. Bunun yanına bunu koy. Sonra şu yana gel. %75'liği çıkart, 250'liği koy. Şurada larva üretimine durumda. Nadir larva verdi. Çok güzel. Nadir larva vermesi kötü bir şey değil. Nadir larva verdiğine göre. Şimdi şunu yapacağız. Bir tane nadir larvam var. Şunu alıyorum abi. Şunu da alıyorum. Son mutajenimi de larva yapmak için kullanacağız abi. Mutajen K2'm nerede? Mutajen K2'm yok ki. Elimdeki mutajenleri K2'ye çevirdim. Anasını satayım. Çık yukarıya abi. Şunu binlik bir larvayla değiştir. Aa, gübre almamışım. Bir gübre al. Ya da 1200'lük bir kelebek larvası verecek. Arı kovanlarından biraz daha koyabilirim. Çünkü arı kovanından da böcek artışı hayvanı lazım. Hayvan gibi gelecek yani, oradan da böcek artışı. Artı arı kovanı bitkiye de etki ediyor. Bu bitkiye etki etmiyor, sadece böceğe etki ediyor. Bu bitkiye de etki edecek. Sonra şu bitki yükseliyor. Şundan yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Güzel güzel. Balık direkt hayvana etki ediyor. Oksijen üretiyor, basınç üretiyor. Bitki ve böceğe etkisi var. Hayvanlara etkisi yok lan bunun. Hayvanlara çok etkisi var. Bu direkt öküz gibi hayvana basıyor. Şu ikisi de hayvan üretimi için lazım. Bundan daha yapmam. Binlik, güzel. İkisi de binlik. 600'e 1200. 250, şu 230'luğu al yerine binlik koy. Burası 200'lükler. Şu 175'liği çıkart yerine 200'lük koy. Çiçek. Yani böcek artışı şu an kelebeklerle iyi gidiyor. Fakat şimdi gelelim arı kovanını nasıl yapacağımıza. Gübre var, arı larvası var, ağaç kabuğu. Tek arı.
Bu biyoplastik denilen şeyi kurbağa kullanmıyor. Kurbağa yapabilirsem kurbağa çok güzel hayvan arttırıyor abi. Tamam, şöyle yapıyoruz o zaman. Gel abi. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha aç kabuğu. İki tane buradan. İki adet buradan. Bu lanetlik işler adamı yorar. Ama bu eşeğli eşekler. Aa, elektrik bitti lan. Elektriğin bitmesi hiç hoş olmadı. Şimdi süper alışım yapmam gerekecek. Çünkü yaparsak füzyon jeneratörü yapacağız. 4 tane süper alışıma ihtiyacım var. Okey bebeğim. Bir su içelim. 4 tane süper alışım. Süper. 1, 2, 3, 4. Gel. 1, 2, 3, 4. Gel. 1, 2, 3, 4. Umarım yeter lan. 1, 2, 3, 4. Silikon kıtlığına devam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir de kuvars varsa o kuvarstan da bir 5 adet. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi gidiyorum. Geliyorum. Ok baby. Her şey devreye geldi. Bu tabi elektrik ne var? Kullanılabilir 1200 küsür. Dehşet bir enerji tüketimimiz var abi ya. Çok fena enerji tüketiyoruz yani. Tamam. Şimdi 4 tane zeolitim var. Şu ağaç kabuğu nerede lan? İki tane gübre istiyor. O gübreden yapamayacağım şimdi. Yapabilmem için çünkü sülfüre ihtiyacım var artı metan gazına ihtiyacım var. Şu an sülfür hallederiz de metanı halletmem lazım. Değil mi? Öyle bir durum var. Ve süper alışım. Şimdi dur. Hiç gübre kağıt içerisinde var mı bir tane falan? Bir tane var. Tamam. Ama iki tane istiyor. Gübre kağıt yapabilmem için neye ihtiyacım vardı lan benim? Gübrega bakıyorsun, iki tane metan tüpü. Metan tüpüm var mı benim abi? Kabak sıkıntı değil, gübre sıkıntı değil. Ama metal tüpü yok. Metan tüpü 1, 2, 3. Metan tüpüm 3 taneydi. Ben onun ikisini kullanacağım şimdi. Koy birini abi. Kabak alacağım yukarıdan.
Bir tane de yosun alacağım. Yosun da mı yok lan? Aa. Yosun yok lan. Tamam, yosunun tarlası var kardeş. Gidelim oradan alalım. Gider tarlasından alırız arkadaş. Şimdi K2 gübre. Ha, üstüme bir tane gübre alayım dur. Bakteri, ağaç kabuğu. Bakteri var mı lan elimde? Bir tane bakteri. Bir tane ağaç kabuğu. Ve ne yazık ki bir adet de züper alışığım. Bir. 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 Bu süper alışımı her halta kullanıyoruz abi. Onu da yaptım mı makineyi yapıyorum. Ama ağaç tohumu yapmamız lazım. Şimdi oksijen, blirma tohumunda şey yok, dur. Mutajen ve mutajen K2 ile yapılıyor. Şu an bununla yapamayız ama mutajenim de yok ki benim. Bir mutajenim de yok oğlum. Bak yok. Mutajen yapmam için ne lazım? Bir metan tüpü, bir sülfür ve ne yazık ki bakteri. Bu durumda şöyle bir şey olacak. Ben gidip o makineyi o ne lan? Aha, osmiyum lan. Oğlum. Meteorlar düşerken arada yakınlara da bir şeyler düşüyor tabii. Yani buralarda bir ağaçlandırma yapalım ya, değil mi? Tamam. Şimdi buna gelip tohum koyacağım. Ama buna tohum koymadan önce şuradan gidip bir sülfür testlerini bir boşaltalım. İçinden ne çıkarsa artık. Tamam, ne çıkarsa alalım. Önce sülfürlerini alalım, sonra diğerlerini de alırız. Şekilde gidelim. Sülfürümüz de var. Şimdi bakteri üretip oradan mutajene evirmemiz gerekecek ki şey yapabilelim. Elimizdeki tohumlardan biriyle
bir ağaç şeyi yapalım. Yani bitki arttıracağız abi. Oksijen arttırmadan ziyade bitki arttıracağız. Oksijen zaten öküz gibi artıyor yani. Ha, genetik sentezleyici de geldi. Allah! Özellikle süper alışım çubuğuna çok ihtiyacım var. O yüzden de süper alışım veya hazır çubuk. O yüzden bir şeylerin içine... Aa, benim gideceğim bir chest vardı lan. Ben oraya gitmedim değil mi? Gear 6 diye yazıyor orada bak. Görüyorsun. Unutmuşum. Bir tane magnezyum geldi. Ya Allah bereket versin. Ne diyeyim. İki de silikon geldi. Biraz titanyum. Biraz demir. Şimdi üst kata. Gel. Zeolit. Yani beklediğimiz kadar osmium yapamıyoruz. Zeolit de yapamıyoruz. Şu osmiumun biri boş. Şunu sülfür yap abi ya. Yani yapamıyoruz abi. Tek sülfür ver bana. Şöyle. Şimdi hocam. Bakteri yapacağız. Bakteri için 3 su 3 yosun. Karnımızı doyuralım. Suyumuzu içelim. Şimdi bakteri chest atacağız. Ondan sonra metanı yap bakteriyi. Tek metan tüpüm var abi. Onu da al. Bununla bir mutajen. Şimdi gel buraya. Ağaç kabuğu ver. Yukarıda çiçek tohumlarımız vardı. Onlardan bir tane seçeceğiz abi. Mümkün olduğunca en yükseklisini. %400 bu var. Başka çiçek tohumu var mı elimde? Hani %400'lük şu lotus muydu neydi bu? Tuska ver abi. Şimdi inelim aşağı abi. Bu DNA'yı bir dişsin bana. Diz oğlum. Tamam. Uyar. Şimdi şu yeni çıkan makine. Heh. Yine süper alışım çubuğu. Kuvarzlar, kuvarzlar yok elimde. Kuvarz cennetine gideceğiz abi. Onlardan mutlaka orada vardır. Mutlaka vardır. K4 inşaat yapacağız. Loot yapacağız oraya. Bu bunu bir dişsin. Sonra bunu götürüp o ağacın içine bir koyalım. Şu yeraltı loot'a bir gidelim. Ne çekebiliyorsak bir çekelim oradan. Çünkü çekmek lazım. Yani çekeceğiz artık. Bir şekilde çekeceğiz. Ve eğlenceli olacağına inandığım bir durum var şu an dostlar. Yani gidiyor geliyor işler ama ben söyleyeyim yani bu kötü değil. Şu ağaç tohumunu bir alalım. Eldeki malzemeyi kullanmak şu an. Derdimiz bitkiyi arttırmak. Oksijeni değil. Bir de yeraltı loot'a gireceğiz. Ne çıkacağını da bilmiyorum. Oradaki aleti mi almadım acaba? Ama alırdım ben o aleti. Kesin alırdım yani. O dizerken yosunları bir topla abi. Thank you.
Ya oğlum, biliyorsun toplama işini de mecbur yapıyorsun. Yani balıklar da yüzüyor suda. Şunları çestere bir bırakayım mı ben? Abi gidelim Yusuf'un çestimize şunu bir bırakalım ya. Bir tane kaldı. Al onu da buraya koydum. Su indeksleyen makinemiz var abi. Onu da bir chest'e koyalım. Bir miktar kalacak. Eğer kalan yola çıkacağıma yetiyorsa daha güzel, üstüme denk gelmiş olur. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bir değnek alıyorsun üstüne abi. Ağacın tohumunu dizdi mi bu? %83, güzel dizmiş sayılır. Oksijen değil, oksijeni de şeyi de, yani bu ağaç makinelerinden kurmak gerekecek gezegenin her bir yerine. Dizdi dizdi. Götüreceğiz onun içine, koyacağız bunda. Ver bakayım. Tohumumu aldım. Şuradan bir gidelim. Ekledik. Ne veriyor abi? Şimdi kuvar cennetine doğru git. Aa, burada bir şey var. Yumurta yok. Yolda önüme çıkarsa alırım. Kurbağa yumurtalarını. Burası bayağı sulak bir yer olmaya başladı çünkü. Diğer şu çorak araziye de geleyim ya. Silikon, demir, kobalt bir şeyler var burada. Buralara da bir dalmak lazım. Kuvars cenneti dediğimiz yerden kuasar çıkarsa var ya, öf yani, tadından yenmez o saatten sonra. Yetmedi diyelim, chest yapılır. Yaparak chest, sıkıntı yok. Bu arası biraz kel kaldı. Buralara biraz yadırım yapacağız. Burada chest var la. Ne var bunun içinde? Aman be. Ben de bir şey var sandım. Kurbağa yumurtası alayım onu ben. Ne olur ne olmaz. Burası kuvar cenneti. Buralarda bunlar böyle var. Ama şimdi Allah. Burada kuvar falan yok. Kuvar cenneti. Tamam. Buradan başka bir şey yok. Oradan gideceğiz.
Burası Blazar menküsü. Şimdi hocam, Blazar burada. Buradan çıkıyorsun. Şurada güneş kuvarzının olduğu bir yer vardı. Alttan giriliyor. O ne lan? Orada bir şey mi var? Bu ne? Lirma tohumu. Boş zaten bu da. Vallahi kuvarzların olduğu bölge güzel. Şimdi burası güneş kuvarzının olduğu bölge mi? Kuasar var mı? Kuasar. Bize kuasar lazım reis. Alttan çıktım. Olmadı. Yani kuasar bulmam lazım da işte kuasar nasıl bulacağız? Kuasar kuvarzı. Gelmişken alayım. Bol miktarda blazar var burada da. Oğlum dehşet parlıyor lan. O aralardan gidilen bir yer. Aha. Nereye girdim lan ben? Alakasız bir yere çıktım. Bura ne oğlum? Burada da pulsar var. Şimdi oğlum pulsar kuvarsı var burada. Burada pulsarları biraz birkaç tane pulsar kalmıştı. Onları da elimizi değdirdik. Dur. Şuradan bir yerden geldim ben buraya. Aha. Magnetar. Yani delik yerlere girip çıkıyorum. Ver magnetar. 3-5 parça da olsa kar kardır aga. Buraya makine koysam acaba bunu kazar mı tabii? O da ayrı bir şey. Magnetar kuvarsı çıktı. Buradan geri. Burası öyle gidiyor. Ha, buraya çıktım. Çubuğu alayım. Motoru, devre kartını, çubuğu da ver. Bunları da ver. Anasını avradını sayın seyirciler. Ama o şeyi bulamadım ya, o çok içimde kaldı ya. Kuasar var ya yeşil. Onu bulmayı çok istiyorum ya. Oğlum. Mutajen. Zeolit. Nitrojen tipini almasam ne olur, hayvan gibi üretiyorum zaten.
Blazarları neredeyse hepsini aldım ama hiç kuasar bulamadım ya. Aha buldum. Oğlum öyle güzel denk geldin ki. Hani ilaç gibi geldi lan. Şimdi burada şaşırdığım çubuğunu üretirik bunu ya. Gelmişken şu kuasardan biraz toplayalım ya. Buralarda gezmenin bana hiçbir zararı olmadı ya. Bayağı karlı çıktık biz bu işten. Bunu da öğretirim ben. Ben nereye çıktığımı bilmiyorum. Ama arka taraftan bir yerden buraya çıktım ve burası Kuasar Cenneti. Ben ne yaptım? Bu şelalenin olduğu yer abi. Bak buradan çıktığım zaman burası nereye gelecek başımda aklımda. Tahmin ettiğim yer burası ha. Ben burayı tahmin ediyorum oğlum nereye geleceğini. Makineye kutunu dönüyorsun, tepeye aşıyorsun, direkt kuasarlığın olduğu yere çıkıyorsun. Ama bu noktada büyük bir sorun var. Her yer kelebek oldu lan. Şunu alabileydik iyiydi ya. Gübrenin birini bıraksam mı? Neyse sonra bakarız. Yürü mekana yürü. Bak bunun içi boş mesela. Buralarda da sular çıktı. Burası da komple göle dönecek gibi geliyor bana. Ve yavaşladı. Abi oksijenleşmesi mesele değil. O ne lan? Ağaçlar büyüyor. Yakında onlar iyicele büyürler. Bayağı bir mal topladım. Yine de toplamak gerekecek tabi. Ve gerçekten loot olayı çok önemli şu an. Yani her şeyden çok loot'a bindirmek zorunda. Orada kuasar muasar kestmez bir şeyler var, oralara bir dolduracağız, abanacağız oralara bir yani kardeş. Şimdi şu, 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 şu ve şu ve şu. Evet, bunları buraya koyduk. Bir yukarı abi. Şuraya gırba yumurtası koy, gırba. Şimdi aşağı gidiyoruz. Şu motorla devre kartını at buraya. Şimdi üst katlara gidelim.
Abi. Bak şimdi buraya gel. Dur lan. Şu blazarları koy abi. Blazar varsa tam olarak ne bilmiyorum ama. Tıkla. Blazar kuvarsı dedik. Şimdi ekstra chest yapabilecek kadar yerimiz var. Var. Şimdi bak. Eskisi kadar çok pulsar çıkmaz. Kuvars. Ne var? Bir üst kata gideceğiz abi. Zeolit var elimde çünkü. Gel buraya. At bunu çubukların içine. Şu zeoliti de koy. Deri düğüm çubuğu var zaten. Kumaş var. Şimdi hocam. Gidiyoruz. Malı toplamaya kardeş. Çok iyi mal var ama. İyi de kardeşim her yer su orada zaten. Yanıma su bile almana gerek yok. Bir yerden içersin. Yapıştır. Böcek, kurbağa. Ne çıkarsa şansımıza kardeş daha yeraltı loot'a dalacağım da. Kuvarsını da bulmuş ya. Bak. Şu makine miydi lan kıçımı döneceğim. Tam hatırladım. Bakalım. Görünce hatırlarım diye düşünüyorum. Ve kurbağa yumurtası şu bir makinenin yanında bir yerde vardı. Lazım onlar bana, lazım. Lanet pislikler. Burada mıydı lan o? Zeolit var lan. Acımam alırım abi. Zeolit önemli benim için. Bakalım vardı. Heh. Standart kurbağa yumurtası. Hiç sorun değil abi. O yumurtalara ihtiyacımız var. Tepe yaşıyoruz. Tepeyi aşıyoruz. Şelaleler falan olacak orada. Oradan aşağı salacağız işte. Orada zeolit mi var? Abi zeolit önemli bir maden şu an bana lazım oluyor. Motor, genetik, zeolit. Şunu ver. Şunları da ver. İhtiyaç hasıl olmaz. Satılabilecek olanlara adarık. Burası cennet gibi olmuş lan. Sanki daha önce cennet gördün mü? Bu kurbağalar var. Şunu ver. Yani zeolit denk getirmişim kardeş.
Burası çok güzel olmuş lan. Chest mi var orada? İçinde ne var? Oo, motor var. Genetik kod alayım abi. Bunları almasam ne olur? Ne yapar lan? Buralardan bir şeyler toplamaya başladım ama arada giderken zeolite falan denk gelmek de hoş oluyor yani. Aynı zeolit lan. Zeolit'i alacağız. Guasar Guvarsı'nın olduğu oraya gireceğim. Orada da var bir şeyler. Abi. Şelaleler falan vardı ya. Şurada bir yerde. Ha, buradan bir yerden aşağı salacağım işte ya. Devre kartı iş görür, mutajen, bunu ver, bunu ver. Şu fiskatom işime yarar. Ya ver hepsini ya. Geldim. Ve Blazar mekanına geldik. Burada yine bir yerlere çıktım. Sonra buradan Magnetar'ın olduğu tarafa geçtim. Sen ne tarafta kaldın ki lan? Ha, ver. Aha, süper alışım çubuğu. En sevdiğim motor. Obsidiyeni alırız gider yerinden gerekirse. Şunları da ver. Birkaç parça daha kuasar veya çıkarsa kutsal kuası toplayabilirdim tabi. Şimdi buradan gidiyor. Buraya mı gidiyorsun?
Aa, burada gizli iki tane chest var. İyi de al abi bunu da, dur şimdi. Oo. Yani çiçek tohumlarını bırakalım ya. Mutajeni al, motoru al. Bakteriyi bırak. Abi sadece chestlerden doldu ya. Bir de şurada çıkanlara bak abi. Bu kadar iridium çubuğunu bıçağa sokacağım ben ya. Doldu. Hoppa. Yani kurbağa yumurtalarının da olması hiç hoşuma gitti yani. Fena değil. Ziyaret çıkar şimdi, alamam, hiç bir daha kalır. Şuradan mekana doğru. Burası bir gün. Ne derler? Cennet adası gibi olmuş anasını satayım. Ulan gezegeni ne hale çevirdim ya. Yürü çocuğu. Valla temiz vurmuşum malzemeye. Yürü yürü. Bir temiz. Base'e gidelim, malı bırakalım. Buraları böyle kaldı ama ufak ufak sular çıkıyor. Burası deniz gibi olacak ha. Abi ısıtıcı muhabbetine de bir abanmak lazım da sıkıntımız süper alışımla başımız belada. Buraya bu ağaçları ekmek hiç sorun olmadı benim için. Daha K3 makine koymak için sorunum yok. Koyarım. Elimdeki tohumla da yaparım. Yani sorun olmaz. Elimizde tohum var sonuçta. En kötü mutajenlerle %450'lik yaparım. Ama yaparım yani. Şuraya bak oğlum. Çıkan mala bak. Motor, 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 motor. Oğlum bu ne lan? Bence biz bu chest'ten bir tane daha yapmak zorundayız abi, şu köşeye. Bence.
Ya bunların hepsinin chest'i var lan. Orada bir dursun o. Kaki. Evet. Ben bir kat daha çıkayım. Temizle öyle çıktı. Son bir iridium çubuğu daha. Bak, gördün mü? Bir iki tane yumurta var anasını satayım elimde. Onları da larva chestlerinin oraya attık mı? Şimdi bak. Anasını satayım. Ama şöyle de bir şey var. Ne varsa buraya atacağız. Al ipeyi. At içine. Şimdi hocam. Şu menet ne istiyordu şu? Anasını satayım. Gel bakayım. Sıcaklık ve basınç muhabbetine bir abanmak gerekecek. Ona abanmak gerekecek. Bu arada elektrik idare eder. Bu ne? Şu benim aldığım DNA mı bu? Sentezleyici. Aha bu. Şimdi dur. Bunu yapmak çok zor olmasa gerek ya. Tıkla. Devre kartı. Bir tane aldık. K4'ü nasıl yapıyordum ben ya? K3 ile K2'yi mi çakıştırıyordum? Mutajen ile K3'ü. Şöyle mutajen. Bir tane de K3. Mutajen. Bunları birbirine birleştirdiğimiz K4. Şimdi süper alışım çubuğu. Yukarıdan süper alışım çubuğunu al abi. Ver. Şimdi aşağı yürü. Kuvars. Kuvars. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Evet, kuvarslarımızı da koyduk. Şimdi genetik sentezleyici diyor. Bunu alıyorsun.
Peki. Yaratığa rengini nasıl vereceğim? Şimdi dur. Biyoimnes veriyor. Ha. Kelebekli arabaları. Gel. Renk A, renk B. Renk B'yi nereden çıkaracağım? Balık yumurtasından da renk B'ye çıkıyor. Krom balığı. Ben dedim hiç balık yumurtası yok ki. Mutajen K3, gübre, plankton B. Tamam. Gübre. Plankton B. Gübre K3. Yani abi ben bu işten bir hoşaf anlamadım. Bunları bir diz bakalım. Ne çıkacak? Şimdi tabii bu yapmış olduklarımızdan sonra şu balığı da gidip yapacağım lan. Oğlum çok fena merak ediyorum şu an ha. Nasıl bir şey olacak? Bir de bu hayvanı nereden çıkaracağımız da önemli tabii. Al lan krom balığı. Çıkart lan özellikleri. Ve ebeni. He. Bunlar zorunlular. Şimdi geldik. Başka ne lazım? Sıra dışı dalva, sıradan larva, sıra dışı larva ve sıradan larva. Bunlarla şey yapabiliyorsun, boyutunu belirleyebiliyorsun diyor. Tamam. Boyut. Bir tane larva at buna. Sıradan larva mesela. Bu
ne oğlum? Fabrika mı lan burası? Ver lan sıradan larva. Aldın mı? Aldın. Tamam götür. Ulan bu hayvan yapma işi zormuş ya. Al. Çıkart özelliklerini. Tamam. Al üstüne. Koydum. Varyantını tanımlar diyor. Desenini tanımlar. Standart kurbağa larvası desen, ten desen rengi. Tamam. Kurbağa larvası. Bir tane koyayım. Feda edeceğiz bir tane abi. Değişik şeylerden... Al kurbağa yumurtası. Çıkart. Bu ten deseniydi, dur. Futura kelebeği. Şu imeo kelebeği larvası cilt deseni veriyormuş. İmeo kelebesi larvası. Ama şu anda öyle bir kelebeğim yok. Bir dakika. Bir özellik daha vardı da dur bunun suyu bitti. Susuz kaldı eşşoğlu eşek. Varyant. Bu varyantı nereden biliyoruz abi? Genetik özellikle türler. Tür, tür. Hayvanın varyantını nereden görebiliyorum ki ben? Bu varyant muhabbeti yok burada. Bir halt anlamadım. Hadi sentezle bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum ya. Gerçi bunu neyin içine koyacağım ben bunu? Hayvan craft ediyorum da. Vallahi bir hayvanım oldu. Ama barınağa koyacağım da barınak yok ki. Hayvanım olur musun? Yani. Bunun durumu neydi? Oksijen güzel yükseliyor da sıcaklıkla basınca bilmemiz lazım. Onun için de bize şu olayı çözmemiz lazım. Bu ne durumda? Hayvanlar iyi artıyor. Yani artıyor. Hiç yoktan iyidir. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden gelen bir şeyleri yapmaya özen gösteriyoruz. Her yerde mal var. Oyun iyice ameliliğe döndü. Benim beyin yandı. Ama oynadığım oyundan memnun muyum? Evet memnunum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur değerli arkadaşlar. Şimdilik ben bölümümü burada bitiriyorum. Sizleri çok sevgi yürüm. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Yeni bir bölümde sizlerle tekrar karşılaşınca konuşamadım. Her neyse. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.